geldim. Türk Silahlı Kuvvetleri ayrı dava açıyor için. Adalet Bakanlığı ayrı. Orada mesele ne biliyor musun abi? Ben bunu mesela bak tam CHP virüsü o enfeksiyon. Bunu mesela anlatamıyorum. Şimdi 93'te olmuş olay o. Onu söylüyor orada o Sezgin Tanrıkulu. 93'teki olayda da helikopterden atma yok. Ayrıca Sezgin Tanrıkulu'nun söylediği gibi 15 kişi diyor, 11 kişi. PKK 11 kişi infaz ediyor. Sonra PKK'nın bu 11 kişiyi infaz etmesinden, öldürmesinden, katletmesinden dolayı ortalık ayağa kalkıyor. PKK yaptığından pişman oluyor, suçu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atıyor. Her zaman yaptığı gibi. Ondan sonra diyor ki bunu aldılar götürdüler diyor. Hakikaten yok o insanlar ortada. İnsanlar ortada yoksa tamam devlet almıştır. Orada da hemen yutturulan bir şey, devlet aldı bunları falan diye. Aradan yıllar geçiyor, dere yatağında bunların kemiği bulunuyor insanların. Kemikleri bulunca soruşturma başlıyor hakikaten işte o zaman, yıllar sonra. Böyle bakıyorlar ki kemiklerde öyle helikopterden atılma, kırılma falan değil. Bayağı kafalarına mermi yemiş insanlar yani. O sırada Diyarbakır'da 7. Ağır Ceza'da soruşturma başlatılıyor, yürütülüyor. Bol 2. Komando Tugay da bu meseleden dolayı yargılanıyordu hatta. Hatta davası daha sonra Ankara'ya geliyor. 1993. 93'te başlıyor. 2005'te ilk dava açılıyor. 2013'te yargılama oluyor falan. Tamam bu çok karışık uzun mevzu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi malum mesele. PKK'yı korumak daima adına böyle. Daima aleyhine karar veriyor. Tabii aleyhine karar veriyor falan. Bitiyor mevzu. Bunu gündeme getiriyor. Fakat niye gündeme getirdiği kısmını söyleyemediğimiz süre olmuyor. Bu şey gibi yani. Viyana'nın kapılarından döndük diye anlatıyoruz. Hı-hı. Lan niye döndük söylesene diyorum yani. Hı-hı. Asıl nasihat orada. Niye döndüğümüzü söyle anlatmazlar bize tarih tersine. Oradan çünkü orada ayrılırsın. Ezanı Türkçe'ye çeviriyor adam felahı çevirmiyor. Lan kurnaz. Bütün ezanı Türkçe'ye çevirdin felahı niye Arapça bıraktın diyorum. Orada kurtuluş çünkü onu dersen. Haydin kurtuluşa dedim mi mana şey olmasın diye felahı bırakma gibi. Şimdi bu anlatsana diyorum ya. Yani şeyde bunu niye gündeme getiriyorlar? Bak bunu niye gündeme getiriyorlar? Şu anda Suriye'nin kuzeyinde bir tezgah kuruyorlar PKK'lılar. Kurdukları tezgahta yeni bir alan tanımı, yeni bir işgal alanı. PKK işgal alanı oluşturacaklar. Bu PKK oluşturacakları işgal alanından Türkiye'yi uzak tutmak için tezgah kurmaya başladılar. O yüzden Sözcü TV ta yıllar önce Suriye'de çekilmiş bir videoyu alıp Gaziantep'te IŞİD kampı İsmail Saymaz az sonra açıklayacak falan diye birden pazarlamaya başladılar. 10 yıl öncesinin Suriye'de. Gaziantep'lilerin kurduğu IŞİD kampı Suriye'de. Evet. Gaziantep'te de değil. Evet. Bu, bir de burada yani Suriye'deki video kaç 10 yıl önceki video ayda Türkiye'nin IŞİD'i, Türk IŞİD'i, IŞİD kelimesini kullanıyorlar kasten. Diyorum ki bak tezgahı gör şimdi parçaları birleştir. Adı Arapça olan bir örgütte DAEŞ'a niye Türkçe kısaltma kullanıyorsun? Bu bir. İki, hayatında PKK'ya niye KİP demedin hiç? Niye hep PKK diyorsun, niye KİP demiyorsun? KİP de o zaman ona da Kürdistan İşçi Partisi. Niye demedin? Çünkü adı Kürtçe. Niye İKO demedin İrlanda Kurtuluş Ordusu? Niye demiyorsun? Çünkü adı İngilizce. DAEŞ'a niye o zaman IŞİD diyorsun adı Arapça olan bir örgüte? Çünkü Amerika öyle istiyor. CIA sana öyle koyuyor. DAEŞ da şimdi orada IŞİD pointer olarak, işaretleyici çok olarak doğru. Oraya geliyor. Şimdi orayı DAEŞ geldi. Ne yapacağız? Bizi o zaman sekülerist, laik PKK kurtarsın. Dedi ya CHP'liler sınırımda Müslümanlar olacağına laik PKK olsun diyen CHP'nin virüsü işte. Enfeksiyonu. Şimdi o enfeksiyondaki adam canlı yana çıkıyor. Asker diyor. Helikopterden bilmem ne atıyor. Zaten bunlar DAEŞ'çı. Hop Sözcü TV'de İsmail Saymaz diyor ki Türkiye IŞİD'i diyor. O sırada Amerika diyor ki siz aşırı şiretler sakın PKK ile savaşmayın. Hepiniz DAEŞ'sınız diyor. Şimdi sen de o sırada PKK gelecek oraya işgal edecek ya. Sen de hop ne yapıyorsun? Ne var harekata başlarsan eğer Minbiç'e ki muhtemelen benim bekliyorum ben yakında olacak. Kime karşı hareket etmiş olacaksın? Görüyor musun? Türkiye IŞİD'i destekliyor. DAEŞ'i mücadele engelliyor. Bak dedi İsmail Saymaz Sözcü TV'de. IŞİD'in kampı varmış. Çıktı Sezgin Tanrıkulu. Söyledi canım canlı yayında. Bunlar helikopterden adam atananlarmış. Bak PKK'nın kurduğu tezgaha göre bunun tabii kurucusu PKK değil. PKK kimmiş 3 dolara kiralık adamdan? Ne olur ya cehennem köpeği. Bu CIA'nin kurduğu tezgahı görüyor musun? Tamam. Şimdi bu tezgah böyle parça parça ama çalışıyor. Ama tezgahın parçalarında PKK bir işlev görüyor. Tabii. İsmail Saymaz bir başka bir işlev görüyor. Sezgin Tanrıkulu bir yerde çalışıyor. Hakikaten İsmail Saymaz mesela 10 yıl sonra DAEŞ'la alakalı bir videoyu neden yayınladı? Firari patronu, FETÖ'den yargılanan Firari patronu da FETÖ'cüler parayı veriyorlar. Bunu o da oradan diyor ki bunu konuşun diye emir talimat gönderiyor da maaşını alıyor konuşuyor. Hikayesi bu kadar. İsmail Saymaz bu işin figüranı. Aktörü değil.
bu işin aktörü onun FETÖ'den yargılanan firari patronu. Yurt dışındaki. Şimdi bak tezgahı gördün. Burada enfeksiyon diyor ya abi. Ah sana enfeksiyona bak. Sen şimdi ben bunu böyle komple oturup böyle tabloyu orada. Bak kardeş o kadar acayip bir şey ki o. Orasının adı Aynalar Aptı. Böyle Arap Pınarı. Sonra bunlar Almanca'dan bir kelime buldular kendilerine. Kobane diye uyduruk bir şey. Şirket anlamına geliyor. Hiç Kürt olmayan bir şey. Tapu dairelerini yaktılar konuşma. Topu dairelerini yaktılar. Şeyleri de yaktılar. Siri'ye söyledim. Siri'ye koy. Kafayı bana dört çevir. Topu dairelerini yaktılar. Nüfus dairelerini. Saatle kavga edenler. Kendiyle kavga edenler. Hayır niye esas ederler mesela. Bana da diyor. Niye eder? Topu dairelerini yaktılar. Nüfus dairelerini yaktılar. Sonra şimdi oraya PKK'yı sürmek lazım. Kamyonla DAEŞ militanlarını taşıdılar. Sonra dediler ki Kobani'ye mücadeleye gitmemiz lazım. Çünkü oraya DAEŞ geldi. Kamyonla geldi 300 tane DAEŞ'çi. Evet. Çatışma matışma yok yalan. Sonra bir baktın aynalar arabanın adı. Gece yattık sabah bir kalktık arabanın adı olmuş sana Kobani. Anam Selahattin Demirtaş millet sokağa çağırdı. 6-7-8 Ekim olayları 52 kişinin kanına girdiler. Zincirleme insanlığa karşı işlenmiş suç. Büyük katliam. Ne oluyor ya? PKK orada diye DAEŞ'ten kurtulmamız lazım. Niye PKK? Sekülerist laikler onlar. Kim dedi onların sekülerist laik olduğunu? CHP'liler. Ne dediler? Sınırımızda Müslümanlar olacağına sekülerist laik PKK'lı. Ay sizin laikliğinize. Sistemi böyle kurmuş adam benim elime. Virüs işlemiş enfeksiyon bir yayılmış aşağıya doğru. Şimdi abi buraya gelmiş bazı insanlar da. O ona hırsız diyor. O ona köpek diyor. O ona bir şey söylüyor. Seni buradan kazıyacağım diyor. Asıl ben seni kazıyacağım diyor. O onun otelden görüntülerini servis ediyor. Öbürü onun arkadaşlarının bilmem nesini servis ediyor. İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun ayağına basıyor. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun ayağına basıyor. Birbirleri hakkında görüntüler, belgeler bilmem neler servis ediyorlar ya bunlar. Bunların hepsi İzmir'de ya Tuncay Özkan'ın adamı gazetecisi ya bilmem kim yani ya İmamoğlu taraftarı troller gazeteciler ya Kılıçdaroğlu troller o birbirlerini şey yapıyorlar. Hiçbir şey yapmasan çekilsen var ya böyle ha azıcık iki adım geri çekil pallarını çekirdeği otur izle. Şimdi şuradan biliyorum çıkıyor Enver Aysefer şeye diyor ki Uğur Dündar'a diyor pişmaniye duayen diyor. O da ona diyor ki asalak Barbie diyor. Şimdi ikisi de CHP'li. Yani yok yok Enver Aysever Komünist Partili, Türkiye Komünist Partili. Öyle mi? Ha, iyi tamam partili. Komünist Partili. Ama yani biliyorsun Komünist ama Partili CHP'li yani. Demeyeyim dedim de ya. CHP'nin genel başkanı kim olacağına, ittifakın adayının kim olacağına en çok karar vericilerden biriydi ama. Afyon'dan kazıyıcılar, hırsızlar, duayen pişmayenler, asalak barbiler bu ülkeyi yönetecekler öyle mi? Estağfurullah ya. Atatürk istismarcıları diyor bir de bir tabii de. Tabii. O da sonra öbürü geliyor orada. Leblebi attım diyor. Alıyor sana 2500 liralık kitap diyor. O da gidiyor onu alıyor. Arada ben koyun oluyorum. Niye bilmiyorum. Çok acayip dünyalar.